Herkese Peru'dan selamlar arkadaşlar. Ama bu sefer çok farklı, değişik bir video olacak. Çünkü bu video Peru'daki son video arkadaşlar. Şimdi çantamı falan topladım. Peru'dan ayrılıyorum. Şimdi bir anda gelişti her şey. Anlık gelişti. Bir anda çantamı topladım. Apar topar yola çıktım. Şimdi yolculuk Bolivya'ya. Yani bu yol yani nasıl gelişti? Şimdi normalde bu Covid'den dolayı, koronadan dolayı hastalıklardan bu Peru'nun sınır kapıları kapalıydı. Yani karayoluyla ulaşım hiçbir şekilde yoktu, kapalıydı. Sadece uçakla gelinip uçakla gidilebiliyordu. Peru sadece uçak yolu kabul ediyordu. Karayolu kapalıydı. Ben de buraya zaten uçakla geldim. Şimdi geçen hafta yaklaşık bir 6-7 gün önce Peru yeni bir karar çıkartmış ve kara sınırlarını açmış. Ve açtığı için ben de apar topar çantamı topladım. Çünkü normalde ben birkaç gün sonra uçak biletini alıp zaten bir hafta içinde Bolivya'ya uçakla gitmeyi düşünüyordum. Ama bileti alamıyordum çünkü uçak biletleri dehşet pahalıydı. Yani Peru'dan Bolivya'ya sınır şehir, yani sınır ülkesi çok yakın. Ona rağmen en ucuz biletler 200 dolardan başlıyor. Ben de işte 200 dolar hani veremeyeceğim için bekliyordum. Ucuz bilet bulmak için bir haftadır bekliyordum. Ucuz yakalasam alacağım diyordum. Ki hala da ucuz bilet yoktu. En son kara kara düşünüyordum artık 200 dolar gidecek diye. Üzülüyordum çok. Bu kara sınırların açıldığını bir öğrendim. Hemen otobüste ucuz yolla halledeceğiz. Onun da bilgilerini vereyim. Şimdi bu videoda şimdi İka şehrindeyim Peru'da. İka'dan Bolivya La Paz şehrine kadar olan 1300 kilometrelik yolculuk videosunu izleyeceksiniz. Size şimdi olayları şöyle anlatayım, bu videoda neler göreceksiniz. Bayağı güzel bir video olacak, hem bilgi verici bir video olacak. Güney Amerika'da ülke değiştirme videosu olacak bu. Şimdi İKA'dayım, otogara gidip otobüse binip, direkt otobüs maalesef yok. Çok fazla aktarma yapacağım, 4-5 şehir. İKA'dan Arequipa şehrine geri döneceğim. Arequipa yaklaşık 10-12 saat. Sonra Arequipa'dan sonra yeni bir bilet alıp, yeni bir otobüse binip Arequipa'dan Puno şehrine gideceğim. Puno şehri de sınır şehri. Sonra Puno'dan otobüse binip sınıra gideceğim. O da 150 kilometre. Sınıra gideceğim. Sınır şehri de Copacabana diye geçiyor, Bolivya'nın sınır şehri. Copacabana'dan Bolivya'ya giriş yapıp oradan bir daha otobüse binip oradan da La Paz şehrine geçeceğiz. Toplam 1300 kilometre. Bayağı uzun bir yolculuk olacak. Otobüsleri aktar aktar size bu yolculukta başıma gelenleri anlatacağım bu videoda. Otobüs aktarmaları, yollarda başıma ne gelecek. Ve en sonunda da bu videonun içinde olacak Bolivya sınırında neler yaşayacağım, Bolivya'ya giriş yaparken ne evraklar istiyorlar, ne tarz şeyler istiyorlar, prosedürler ne, bir problem çıkartacaklar mı, ülke beni alacaklar mı, almayacaklar mı falan. Her şeyi size bu videoda yaşayarak, video çekerek anlatacağım. Her şeyi de göstereceğim. Bakalım Bolivya'ya girişimiz nasıl olacak? Apar topar gidiyorum. Sıfır plan. Bakalım göreceğiz. Şimdi İKA'da otogara varmak üzereyim. Otobüse bineceğiz. Yolculuğa artık başlıyoruz. Bakalım Bolivya'ya giriş videomuz nasıl olacak? Bolivya'ya girebileceğiz mi? Nasıl olacak? Tamamen doğaçlama bir video oldu. Abi otobüsün kalkma saati geldi. Otobüsü bulamıyorum. Böyle bir yerdeyim. Yok abi, Siva isimli bir şirketin otobüsüne bineceğim. Etrafta Peru Bas'tan başka otobüs yok. Otobüsü bulamıyorum ya. Otobüs yok, şaka gibi. Vallahi kaçıracağız otobüsü. En sonunda otobüs geldi. Yaklaşık 1 saat geç kaldı. Gerçi bu Güney Amerika'da çok normal. Otobüsler çok geç kalıyor. Her yerde, her ülkede aynı. Neyse şimdi bununla yola çıkıyoruz. Bir 10-12 saat sonra Arequipa'da olacağız. Arequipa'dan sonra Puno'ya, Puno'dan Copacabana'ya, Copacabana'dan La Paz'a 3 günlük 1300 kilometrelik yolculuğa şimdi başlıyoruz. Bu arada burada enteresan şey, bakın otobüse girerken burada kamera var. Burada videoya çekip fotoğraf çekiyorlar. Bütün Peru'da aynı. Hep böyle fotoğraf çekiyorlar girerken. Sonunda artık yola çıkabildik. Arequipa'ya gidiyoruz. 10-12 saat sonra orada olacağız. Saat şu an gece 10-10.30 falan. Sabah karşı işte 8 civarlarında gelmiş oluruz herhalde. Sonrasında hemen ilk otobüsle Puno'ya geçeceğiz. Şimdi saat burada 10-10.30 falan, 11'e geliyor. Artık ne yapayım? Otobüste sabaha kadar uyuyacağım. Artık sabah Arequipa'da görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlar. Saat sabahın 7'si oldu. 9 saattir düz hesap yoldayız. Vallahi daha 3 saat falan yolumuz var. Gece bir türlü uyuyamadım. Bakın şu yanımdaki kapı, tuvalet. Tuvaletler orası. Abi tuvalet bir taştı. Bir leş gibi kokuyor şu an. Burası var ya, sabaha kadar 2 tane maske üst üste takarak uyumaya çalıştım.
Öyle bir koku, yani hala bu kokular için artık midem bulandı, kusacağım her an. Harbiden. Neyse, böyle idare ediyorum. Neyse, 3 saat sonra ineceğiz, Arequipa'ya varacağız şimdi. Yola devam ediyoruz. Suratımda darmadağın olmuş, yarım yamalak uyuyabildim. Neyse, sabah oldu en azından. Çöllerin içinde bir yerlerdeyiz şu an. Ya tek derdim şu tuvaletten kurtulayım yeter bir an önce. Durum bu. Neyse. Artık 9 saat oldu, kaldı 3 saat. En sonunda artık gelebildim. Şimdi Arequipa şehrine geldim. Yaklaşık bir 13 saat falan sürdü yol. Vallahi berbat bir otobüstü ya. Hani leş gibi kokuyordu. Çok pislik içindeydi. Vallahi hayatıma bindiğim en pis otobüslerden birisiydi. Belki de bir numara diyebilirim. Berbattı. Ve 13 saat orada geçirdim tuvaletin yanında. Neyse, ben şimdi Arequipa isimli şehre geldim. Saat şu an burada öğlen 12-1 civarları. Şimdi gelmişken burada hemen Puno'ya da bir otobüs bileti daha aldım. Şimdi saat burada öğlen saat 12.01. Gece 10.30'da Puno otobüsüne bineceğim. 6 saatte o sürecek. Gece 4-4.30 gibi Puno'ya inmiş olacağım. Yine bir gece yolculuğu daha. 2 gece otobüste uyumuş olacağım full. Gece 4.30'da ineceğim. Sonra güneş doğduğunda artık Bolivya sınırına doğru hareket etmeye çalışacağız. Tabii bu yol üstünde benim PCR test falan filan, bunları da halletmem lazım. İşte korona testi falan da istiyorlar. Onları da Puno'da bir şekilde halledeceğiz, bilmiyorum. Bakacağız işte, doğaçlama bir şekilde yola çıktık, gidiyoruz. Halledeceğiz bir şekilde. Şimdi ben böyle birkaç tane ekmek falan aldım. Bayağı bir karnım acıktı, öğlen oldu yani, dünden beri hiç yemedim. Böyle ekmek falan aldım birkaç tane. Böyle ekmek yiyeceğim, karnımı doyuracağım. Sonra artık bütün gün burada bir 10 saat falan oyalanacağım burada otogarda artık. Bu şehirde 10 saat takılacağız. Sonra artık otobüse binip Bolivya'ya doğru yola çıkacağız. Ve artık sonunda gitme vakti geldi. Gece oldu. Saat şimdi 10'a gelmek üzere. Otobüs 10.30'da olacak. İşte en son sabah buraya gelmiştik. Pek bir şey yapmadım akşama kadar. Şehir içinde işte gittim bir yere oturdum. 5 saat boyunca orada oturdum öyle bir kafede, işte öyle boş boş zaman geçirdim, otobüsü bekledim. Şimdi artık yola çıkıp şimdi Arequipa'dayım. Arequipa'dan Puno şehrine gideceğiz. Zaten daha önceki videolarda da zaten bahsetmiştim. Hani Arequipa ve Puno'ya gitmiştim, orada videolar çekmiştim. Aynı yolu geri dönüyorum. Puno sınır şehri. Şimdi sınır şehrine gideceğiz. Gece 10.30'da otobüs kalkacak. 4.30 gibi ineceğiz. 6 saat kadar sürecek yol. Gece 4.30 gibi ineceğiz. Bu arada arkadaşlar, ben size söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi, benim de bayağı yoğunluk koştur falan derken. Benim yarın doğum günüm. Evet, doğum günüm. Yani şu an işte hani saat 10, 2 saat sonra doğum günüm başlayacak. Yani yarın çok enteresan bir gün olacak. Yani doğum günümde ülke değiştiriyor olacağım. Yani doğum günümde iki farklı ülkede bulunmuş olacağım. Doğum günüme Peru'da gireceğim. Ve doğum günüm bittiğinde, gece 12 olduğunda da Bolivya'da olmuş olacağım. Enteresan bir gün olacak ama böyle kutlama, eğlence bir şey yok. Gördüğünüz gibi işte gezgin hayatı bu arkadaşlar. Doğum günümde bile otobüs, o bu şu sınırlar, koşturmaca işte böyle. Ülke değiştirmeye çalışıyorum doğum günümde bile. Onun dışında gidiyoruz artık Bolivya'ya. Bolivya anıları başlıyor. Bu arada bugün de yeni bir şeyler öğrendim. Onun da bilgilerini vereyim. Bolivya çok sıkıymış. Bayağı bir, yani ülkeye girerken böyle hani evraklar olarak istenilen belgeler, şeyler çok sıkıymış. Çok fazla şey istiyorlarmış. Onları öğrendim. Yarın onlarla çok uğraşacağım. Çok zaman kaybedeceğim. İşte vardığımızda 4.30 direkt ilk iş hastaneye gidip bir PCR testi yaptıracağım. Onun çıkması için birkaç saat bekliyoruz. PCR testini yaptıracağız. Onun dışında çok evrak istiyorlarmış. Böyle sağlık sigortası istiyorlarmış. Kesin ve kesin korona kapsamlı. Yoksa almıyorlarmış diye duydum. Sonra onu bir de her şeyi de çıktı olarak getirmek gerekiyormuş. O sağlık belgelerini çıktı alacağız. Pasaportumuzun fotokopilerini çektirmek gerekiyormuş. Yok o biletler, uçunlar, bunlar, bir sürü evraklar isteniyormuş. Neyse, yarın onları yaparken anlatırım zaten, onları halledeceğiz. Bayağı bir üstüme yorgunluk, uykusuzluk var ya. Çok uykum var bayağı bir. Dün işte otobüste bahsettim ya, leş gibi iğrençti, bir de kokuyordu çok kötü otobüs. Tuvalet kokuyordu çok kötü böyle. Hani ne uyuyabildim ne rahat edebildim, leşti bayağı bir. Çok böyle kaldım böyle yerimde uykulu uykulu. Şimdi bir önce otobüsün kalkmasını bekliyorum. Otobüs kalktığı gibi işte uyuyacağım 6 saat. Uyuyabilirsem o da. Ondan sonra işte gece 4.30'da kalkıp devam edeceğiz yine koşturmacalara. Bakalım yarın gece Bolivya'ya giriş yapabileceğiz umarım.
İyi, neyse. Şimdi artık otobüse gideceğiz yarım saat içinde. Artık gitme zamanı geldi. Otobüsümüz burada. Gece 10.30 otobüsüyle yola çıkıyoruz. Gece 4.30'da oradayız. 6 saatlik yolculuk. Sonra sınır şehrinde asıl maceralar. Orada başlıyor asıl koşturmacalar. Bakalım başımıza neler gelecek. Abi otobüse bindim. Bir dün geceki bindiğim otobüse bakın. Bir de şimdikine bakın. Şimdiki bindiğim hala VIP gibi bir şey çıktı. Bakın koltuk böyle bayağı bir yatıyor. Şöyle ayak uzatma yeri de var. Hani bildiğin yatakta yatıyor gibiyim böyle. Yanımda bir kişi var. Yani iki tane yan yana koltuk yatak ama hani arada perde var. Yan tarafta da böyle tekli koltuklar falan var. Üstümde televizyon var. Derken ışıkları kapattılar. Yatın uyuyun diyorlar. Neyse iyi son anda gösterebildim size. Neyse 6 saatim var. Ben biraz yatayım, uyuyayım. Yarın çok da yoğun, yorucu bir gün olacak. Artık Puno'da sınır şehrinde artık Bolivya sınırında görüşürüz. Ben yatayım, dinleneyim biraz. Ve sonunda sınır şehri Puno'ya ulaşabildim. Saat gecenin tam 4.30'u. Gece karanlığında böyle sokaklarda yürüyorum şimdi. Ah, yolda iyi uyumuşum biraz. Ama nasıl da hala uykum var var ya, sesim de kısılmış vallahi yorgunluktan. Şimdi ben ne yapacağım, gecenin saat 4'ü. Yapacak bir şey yok. Kalacak yer yok. Şey yapacağım şimdi, benim işte PCR test falan yaptırmam lazım. Bolivya test istiyor, negatif test. Şimdi gecenin 4.30'unda PCR test yapan hastane arıyorum deli gibi. Haritadan baktım, bir 5 dakika ileride bir hastane varmış. PCR test yapıyor mu diye gideceğim, soracağım. Hastane açık mı onu da bilmiyorum. Bakacağız artık doğaçlama. Bir yer bulacağız artık, test yaptıracağız. Sonra işte diğer evrakları, işlemleri halledeceğiz. Hepsini halledince sınıra gideceğiz. Abi hastaneye geldim de hastane kapalı ya. Şansıma. Abi burada 7/24 çalışan hastane yok galiba. Haritada baktım, burası işte gösterdi. Geldim kapalı. Bir iki arka sokakta da var. O da şey kapalı diyor. 8'de açılacak hastane diyor. Saat 4.30. Oy. 3.5 saat var. Ne yapacağım ben 3.5 saat? Hava da soğuk. Hani de bu şehri daha önce de gezmiştim zaten. Buranın videosunu da yapmıştım. Ya bu şehirde zaten hiçbir şey yok. Yani oturacak edecek böyle bir kafe mafe falan olsa oturayım diyeceğim, onlar da yok. Neyse 3.5 saat artık sokakta böyle dolanacağım rastgele. Yapacak hiçbir şey yok. Rastgele yürüyeyim, sokak kenarında bir yerde oturacağız. Yani yapacak hiçbir ihtimal yok başka. Neyse saat 8 olduğunda gelirim artık geri buraya. 8'de testi yaptırırız, öğlene doğru çıkar herhalde. Herhalde akşama kadar bitirmiş olurum işleri. Akşam da Bolivya'ya gideriz herhalde. Ki daha yolumuz uzun. Şimdi buradan tam şunu, bundan sonrasını tam bilmiyorum. Gerisi doğaçlama. Sonra olacak. Şimdi ben Puno şehrine geldim. Puno, Peru'nun sınır şehri. Buradan Copacabana'ya gitmem gerekiyor. Copacabana da işte Bolivya'nın sınır şehri oluyor. O da buraya 150 kilometre. Oraya gitmem lazım. Yani oraya yürümem falan imkansız. Herhalde sınıra gitmem için de otobüse binmem lazım herhalde. Emin de değilim. Ondan sonra Copacabana'dan sınırı geçtikten sonra da La Paz şehrine gideceğim. O da bir 4-5 saatlik otobüs yolculuğu. Yani benim daha yapacağım bir ton evrak işlemleri, testler falan. Üstüne iki tane daha otobüs yolculuğum var bir de. Bayağı bir yorucu olacak harbiden. Neyse ben artık 3 saat sokaklarda dolanayım böyle. Sonra sabah güneş doğsun, bulacağız bir şeyler. Terminale döndüm ben de geri. Yavaş yavaş ayılmaya başladım. Dışarıda soğuk hava ayılttı biraz. Yapacak bir şey yok. Oturacak kafe yok. Gidecek bir mekan yok. Bomboş sokaklar, kapkaranlık. Yer kapalı. Otogara döndüm ben de geri. Öğrendim bir de nasıl gidileceğini. Copacabana şehrine gideceğim ya. Copacabana şehri yani Bolivya'nın sınır şehri işte. Sınır falan orada. Oraya işte otobüs varmış zaten buradan işte. Hani nereden olduğunu öğrendim. 150 kilometre. Benim bu indiğim otogar değil. Başka Solan isminde bir otogar varmış. Bir tane işte burada marketçi bir kadın var. Burada tur şirketleri bile kapalı abi. Hani şu an... Hani Peru içinde bir yere gidecek olsam bile bilet alamam yani. Tur şirketleri bile çalışmıyor şu an. Marketçi abla var bir tane, ona sordum. Solan diye bir başka terminal varmış burada. Yan taraflarda bir yerde, oraya git dedi. İyi, bütün işlemleri, evrakları halledince oraya gideriz. Şimdi kahve aldım bir tane. İşte burada o abladan kahve içiyorum. 3 saat boyunca oturacağım burada. Sonra saat 8 oldu mu gideceğiz. Ya ben şimdi nereye geldim anlamadım arkadaş. Bak böyle bir yerdeyim. Rastgele bir mahalle aralarında bir yerdeyim. Bayağı bir yürüdüm.
Ne işim var benim burada ya? Ya otogarda otururken orada bir büfe vardı. Girdim oraya sorayım dedim. Ya şimdi PCR test fiyatlarına baktım internetten, böyle hep $50 falan yazıyor. Çok pahalı dedim. Bu para verilmez. Yani bir kere Peru'daki asgari ücrete göre $50. Yani hiçbir halktan bir insan bu parayı veremez dedim. Ucuz yolu bir yolu olması lazım bunun. Girdim bir tane büfede bir market dedim. Abla dedim böyle böyle dedim. Ben dedim test yaptırmam lazım. Nerede yaptırabilirim ucuz yollu falan. Bana bir isim söyledi. Haritaya yazdım. Haritada buraya gösteriyor. Dedi buraya gel dedi. 10 sol dedi. $2.5 yani. 10 sol dedi burada yaptırırsın test dedi. Haritaya yazdım geldim. Yanlış bir yere çıkarttı beni herhalde. Harita yanlış bir yeri gösterdi herhalde. Böyle rastgele sıradan evlerin olduğu bir yerdeyim. Hiçbir şey yok yani bakın şöyle. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yarım saat 40 dakika yürüdüm buraya bir de boşu boşuna. Vallahi burada hiç korona testi yapan yer gözükmüyor. Dişçi var bir tane orada. Şurada bir dişçi var üst katta. Başka bir şey yok. Vallahi boşu boşuna geldim büyük ihtimalle. Test olayını da nasıl halledeceğim bilmiyorum ya. Şimdi hastaneye gideyim desem direkt yaptırırım da $50 abi. Bir kere üstümde o kadar para da yok bir. Hani zaten yaptıramam bu yüzden. İki, olsa bile vermem yani. $50 bir teste verilir mi? Saçma sapan bir olay yani. Neyse bakalım ben burada etrafta birilerine sorayım, soruşturayım. Bulacağız bir şekilde bir yol. Tamam çözdüm olayı ya. Boşu boşuna gelmişim buraya. Yarım saat 40 dakika şehrin dışında böyle garip yerlere geldim. Boşu boşuna gelmişim. Otogardaki o kadın söylediği yer evet burada bir iki sokak arkadaymış. Ya şu yolda bir tane kıza denk geldim. Şansa tek tük İngilizce bilen birisi denk geldi. Ona laf attım. Evet dedi o yer burada var ama dedi orası test yapmıyor dedi. Hani boşuna gelmişim falan dedi. Dedim bana dedim test yapabileceğim ucuz yollu bir yer söyle dedim. Şu şekilde ayarladık artık. Hem siz de buralara gelirseniz hani haberiniz olsun, bilgisi olsun. İşte şu söyleyemedim. Peru'da Puno şehrindeyim. Bu Puno'da şimdi az önceki terminalin oralara geri döneceğim mecbur. Orada bir tane o hastane varmış. O hastaneye git yaptır dedi. Orada da 70 solmuş. Fiyat 70 soles. Yani $1 4 ediyor. 70 bölü 4 işte $17.5 ediyor düz hesap. Aynen. $17.5 PCR test fiyatı. Yine biraz pahalıya geliyor ama yaptıracak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Artık oraya gideceğim. Vereceğim artık $17.5. Yani internette yazıyor. Hani internete girdiğimde yazıyorum. Test yerleri neresi diye adresler yazıyor buraya gidip test yaptırabilirsiniz diye turistler için ama fiyatlar hep $50-$60 falan yazıyor turist tarifesi. Hani o yüzden bu şekilde $17.5 halledeceğiz. Size hastanenin ismini söyleyeyim. Avenida El Sol'müş hastanenin adı. Yani buradaki kız bana tarif etti. Şimdi benim olduğum yere yürüyerek bir 30 dakika. Yani az önceki otogarın bir iki sokak arkalarında bir yerdeymiş, yakınmış. Neyse oraya geri döneceğim. Avenida El Sol diye bir hastane. Hani buralara gelirseniz haritaya yazıp bulup orada siz de ucuz işte $17.5 test yaptırabilirsiniz. Neyse benim çanta burada. Ben gideyim bir an önce şu işleri halledeyim. Saat sabah 7-7.30 civarları bir an önce testi halledeyim de öğlene doğru anca çıkar. Bir de diğer evrak işlemleri var. Onları da hallederken size anlatacağım neler gerekiyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar şaka gibi ya. O hani yarım saat boşuna yürüdüm dedim ya geri döndüm falan. O şey bana otogarda kadının söylediği yeri buldum. O yer burasıymış. Bakın Manuel Nunez Butron yazıyor arkada. Manuel Nunez Butron otogardaki kadının söylediği yer bana. Buraya gel demiş. Haritaya yazdım. Yarım saat ileriye çıkarttı. Oraya yürüdüm. Geldim. Sonra oradaki tanıştığım kız da bana bir hastane önerdi ya 70 soles diye. O da bana burayı söylemiş. Ben haritadan en sonki yeri tarif ettim. Tarif aldım. Buraya geldim. İki yerde aynı yer burasıymış aslında. Çok enteresan saçma bir olay oldu böyle. Boşu boşu da oralara yürümüşüm. Neyse şimdi artık doğru yeri bulduk. Bir girelim artık şu testi yaptıralım bakalım kaç para vereceğiz. Bir de pozitif çıkmayalım ya. Bir de düşünsenize pozitif çıkıyormuşum. Abo şimdi bir de iki hafta karantina falan filan. Oo, sürpriz olur bayağı bir. Hadi gidelim. Umarım negatif çıkarız halledelim bir an önce işleri. Bayağı bir sıra var ya. Böyle sıra bekliyorum Covid testi yaptırmak için. Böyle bir yerdeyiz. Neyse bakalım bekleyeceğiz burada sıranın bitmesini. Gözüm yaşardı. Ay numa. Ahora la nariz.
Poco. Poco. Negatif. Mañana Bolivia. Poco negatif test. Mañana resultado. Poco. No vas a mover. Tranquilito. No hagas así. Relájate. Relax. ¿Ya? Tú te la mascarilla. Bundan da kurtuldum. Finish. İyi, bundan da kurtuldum. Covid testini yaptırdık ve hiç para almadılar. Vallahi bedavaya test yaptırdım. Yani işte lokal yerlere, yerel yerlere gidince böyle oluyor. Normalde normal bir hastaneye gitsem $50 para alacaklardı. Burada bedavaya hallettim işi. Çok güzel. Ama şöyle bir sıkıntısı var. 2 gün sonra çıkacakmış testin sonucu. 2 gün. Dedim daha erken hızlandıramıyor musunuz dedim. Ben dedim Bolivya'ya gideceğim. Hızlandırın. Normalde bugün gideceğim dedim. Hadi dedim yarın gideyim. 2 gün diyorsunuz. Ben ne yapacağım burada? 2 gün hostelde mi kalacağım falan. Yapacak bir şey yok dediler. 2 gün bekleyeceksin dediler. Mecbur artık. Yani şimdi saat daha sabahın 9'u burada. Artık bir tane hostel bulacağım. Bu gece ve yarın gece hostelde kalacağım. Yapacak bir şey yok. Bulunduğum şehri gezeyim desem. Ben burayı zaten gezdim. Videolarını da paylaştım zaten YouTube'da. Yani yapacak bir şey de yok. Bugün, yarın ne yapacağım? Bütün gün boş boş yatacağım. Dinlenirim artık. 2 gün sonra artık Bolivya'ya geçeceğiz. Neyse videoyu ben bitirmiyorum, kapatmıyorum. Bolivya'ya girene kadar devam edeceğiz. Neyse ben şimdi bir uygun bir hostel bulup yerleşeceğim. 2 gün orada kalacağım artık. Sonra artık ben yine gelişmeler oldukça size bildireceğim her şeyi. Bakalım neler gelecek daha başımıza. Yolculuğumuz normalde 3 gündü. 5 güne çıktı. 5 günde anca geçeceğiz sınırı var ya. Evet, şimdi bir tane hostele yerleştim. Hani ben geçen hafta da gelip burada kalmıştım ya. Geçen hafta kaldığım hostelin aynısına geldim. Aynı yatağım boşmuş. Aynı yatağımı aldım. Geçen hafta kaldığım yerde yine kalacağım. 2 gecelik ayarladım burayı. 2 gece burada kalacağım. Yani bugün boş geçecek. Yarın akşam da anca test sonucu belli olacak. Anca diğer gün gideceğiz artık. Kaldığım odada bu şekilde böyle. Kaç kişilik? 5 kişilik oda böyle. 5 tane yatak var da kimse yok. Boş şu an. Oda bana kaldı. Güzel işte. Şimdi yatıp dinleneceğim. Bir yandan da iyi oldu. 2 gün yatıp dinlenirim artık. Neyse. Ben biraz dinleneceğim. Herkese günaydınlar. Selamlar arkadaşlar. Evet, aradan 2 gün geçti. Hani o PCR test yaptırdık en son, 2 gün beklemem gerekiyordu. 2 gece boyunca burada kaldım. Hiç de bir şey yapmadım. Dinlendim, yattım, uyudum, güzel enerji depoladım biraz. Şimdi artık Bolivya yoluna girme zamanı. Yalnız şansıma çok yağmur yağıyor. Bakın zaten şöyle yağmurluk moduna girdim. Çanta iyi sığdı bunun içine. Şimdi yağmur biraz hafifledi. Az önce çok yağıyordu. Yani hostelde bekledim yağmurun durmasını. Çok sertti. Yağmur azalınca çıktım hemen dışarı. Şimdi ne yapacağız? Hadi gelelim konumuza. Bayağı bir 5 gün falan oldu. Bolivya'ya girmek için uğraşıyorum 4-5 gündür. Artık başaracağız umarım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben PCR testimin sonucunu internetten almam gerekiyordu. İnternet sitesinde sıkıntı var. 2 gündür erişim sağlayamıyorum. Siteye giremiyorum. Hastaneye gidip direkt oradan isteyeceğim. Sonucunu da bilmiyorum. Umarım pozitif de çıkmayız. Yani gider ayak patlamayalım. İşte hastaneye gideceğim. Test sonucumu alacağım. Sonra birkaç evrak işlemleri vardı. PCR testi aldıktan sonra onlardan size bahsederim. Biraz değişik, böyle uğraştırıcı evrakları var Bolivya'nın. Ondan sonra otobüse binip sınıra gideceğiz. Hepsini yolda anlatacağım. Şimdi yağmur yağıyor. Hadi gidelim hastaneye. Halledelim şu PCR testi. Sonra yola çıkalım. Arkadaşlar selamlar. Maalesef kötü haber. Pozitif çıktım. Dalga geçmiyorum, şaka yapmıyorum. O kadar dedim videoda ve de düşünsenize dedi pozitif çıktığımı, çok şey olur falan filan diyordum. Abi çok kötü oldu. Harbiden pozitif çıktım. Yani gördüğünüz gibi bir tane karantinaya alındım yani şu an. Ya nasıl olur anlamıyorum, anlam veremiyorum. Abi yani bakın son 2 günümü bu videoda izlediniz. Hiçbir sıkıntım yok. Ne konuşmamda hani ne öksürüğüm var, ne baş ağrım var, ne halsizlik, ne yorgunluk. Abi gayet de sapasağlamım, dimdik, güçlüyüm. Hiçbir sıkıntım yok, hiçbir bir şeyim yok, hiçbir belirtim yok. Yani bu testi de sırf Bolivya zorunlu olarak istiyor diye yaptırdım. Yani hiçbir belirtim yok. Abi hastaneye gittim, testi bir aldım, elime bir baktım pozitif yazıyor. Dedim nasıl olur doktor, dedim pozitif pozitif, dedim ben iyiyim. Abi bende İspanyolca yok, onlarda da İngilizce yok, doktorlarla konuşamıyorum, Google Translate falan yaptık ettik. Yok dediler pozitifsin, dedim itiraz ediyorum, dedim itirazım var benim, dedim itiraz etme hakkım var dedim. Ben dedim bir kere daha test yaptırmak istiyorum. Bir daha test yapın dedim. 2 gün bekleyeyim dedim onun sonucunu. Dedim eminim dedim negatif çıkacak dedim. Bu hatalı dedim. Kabul etmediler. Yok dediler. 10 gün boyunca karantinada kalmak zorundasın dediler. 10 gün yatacaksın otelde.
Ondan sonra 10 gün sonra gel tekrar test yapacağız dediler. Ya dedim 10 gün nasıl bekleyeceğim ben burada? Param yok dedim, otel param yok, ıvır zıvır yapacak bir şey yok dediler. Yani ben de kendi imkanlarımla böyle bir otel odasına yerleştim. Şehirdeki en ucuz yere geldim. Geceliği 7,5 dolar, 10 günden 75 dolar edecek. Benim de bütçem 60 dolar. Bütün dünya turu param 60 dolar, param kaldı. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Hem para sıkıntısı hem bu pozitif olayı çıktı. Ne yapacağım bilmiyorum yani, itiraz ediyorum, yapmıyorlar. Doktorun numarasını almıştım. Mesaj atıyorum, cevap atmıyor. Mavi tik, WhatsApp, mavi tik, cevap atmıyor. Bir daha yazıyorum, mavi tik, cevap atmıyor. Doktor da takmıyor beni. Kafayı yiyeceğim abi valla. Çıkıp başka hastanelere gidip oralarda mı yaptırsam bilmiyorum ne yapacağım yani. Yani Bolivya'ya gidişim iptal arkadaşlar yani. Yani 10 gün bekleyeceğim, 10 gün sonra artık mecbur gidebileceğiz. Çok kötü oldu ya. Ya tam sınıra kadar geldim, tam geçeceğim. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar, ben bu videoyu burada kapatıyorum. Moralim bozuldu. Kapatıyorum bu videoyu burada. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben artık bir çözüm yolları, bir şeyler bulmaya çalışacağım artık, karantina marantina. Sonra artık 10 gün sonra falan artık ne zaman gidebileceksem Bolivya'ya. Onun için yeni bir video daha çekerim herhalde, bilmiyorum. Neyse bakalım artık onu, yeni video çeker miyim bunu, konuyla ilgili Bolivya giriş falan filan. Neyse bakacağız artık şu an. Onu hiç düşünmüyorum artık, Bolivya'ya giriş, evraklar falan. Şu pozitif Covid olayından kurtulma artık tek derdim. Kötü olaylar oldu. Gördüğünüz gibi sapasağlamım. Ne konuşurken ne aksamam var, ne öksürüğüm var, ne bir şey. Bakın konuşurken bile dönüyorum etrafımda. Enerji kaybı, hiçbir şey yok. Çok enteresan, kötü oldu olaylar. Neyse arkadaşlar, kapatıyorum ben. Yeter bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hadi görüşmek üzere.